Şimdi bu, bu güveni bu topluma vereceksiniz. Bir ülke yaşayabilmesi için baş düşmanlarını yazacak. Bu solun kültüründe vardır. Baş şey. Yani baş çelişki Baş düşman. Ben diyorum FETÖ ve PKK'yı baş düşman yapmayan bu toprakta siyaset yapamaz. Öyle hem ona hem ona hem ona. Bir arkadaşla oturduğum yerde mahallede bir arkadaşla iddiaya giriyoruz şakasına. Diyorum ki Kılıçdaroğlu her hafta düzenli şekilde nazlılacak ve Mehmet Altan isimlerini geçirecek diyorum. Bunu diyor abi sen de ne kadar suçlama yapıyorsun. Dört haftadır kazanıyorum. Çünkü diyorum ona emredildi. Gazetecilerin içeriden çıkması için değil. Basın ahlakı hürriyetleri konusunda değil. Sadece nazlılacak ve Mehmet Altan ismini grupta konuşmasında geçirecektir. Çünkü o ona emredilmiş bir şeydir. Gazeteciyi savun, basını savun, sansüre karşı gel. Biz de bunları yapıyoruz. Bunları söyleyeceksin. Zaten senin görevin bu. Ama öyle değil. Kasıtla Nazlıcak ve Mehmet Altın'ı gazetecilik ve hürriyet özgürlükle yan yana getiriyor her hafta. Dört haftadır iddiayı kazanıyorum. Şimdi hepinize tekrar iddiaya gireyim. Kılıçdaroğlu Bey her hafta grup konuşmasında Nazlıcak'la ve özgürlükleri, Mehmet Altan'la basın özgürlüklerini yan yana getirmeye devam edecekler. İsimlerini vererek. Ve yine oradan alkış alacaktır. Belki sen bunu söyleyince değişebilir. <laughs> Bu verili bir emirdir. İçeriden tehditler var. Yani içeriden tehditler var. Bu emri şey, Kemal Kılıçdaroğlu yerine getirmek zorundadır. Çıkacağı yeri yoktur. Bu emri yerine getirecek. Ve bizim üzüldüğümüz yer gazeteciliği savunmamız gereken bir yerdeyiz. Sansüre karşı durmamız gereken bir yerdeyiz. Ama nazlılacak ve Mehmet Altan'la bunu kirletiyorsun. Bu mu şimdi? Gazetecilik ne kadar yüce bir meslek ve bugün bunun korunması lazım. Bakın medyanın %80'ini devletin hakim iktidarının ne geçti. Ama <laughs> bir gelip içinişine içine nazılacak diyecekler. Bu mu yani? Bu mu yani? Değil mi? Özgürlük, basın, sansür için içine nazılacak ve medaltın için soktun mu? Türk halkının gazetecilik anlayışı değişiyor. Bunlar kurmaca şeyler. Türkiye'de 80 yıldır, 100 yıldır Abdülhamit'ten beri gazeteciler içeride bir basın ve sansür kavgamız vardır. Bir özgürlük kavgamız vardır. Ama bu özgürlük kavgasının Mehmet Altan ve Nazlıcak'la zerre ilişkisi yoktur. Bu kadar basit. Bunu söyleyemiyorsun. Bu bir gerçektir. Ayıp diye bir şey var. Mesela Ahmet Şık'ın içeri düşmesi bir gazetecilik davasıdır. Kalk posterlerini yap. Hep CHP grubu onu konuşsun. Yap bunları. Şimdi bunu desene abi kere onu da dedim der. E, öyle şey bırakırlar ya bir tane şey payı. Bir tane söylemiştir evet. Ama o bir tane arkasına da ki, halkın kaldıramayacağı 100 tane kirli vagonu koyarlar. Pis vagonları koyarlar. İnandırıcı değillerdir. Bu kadar güvensiz bir ortamda nasıl seçime gideceğiz? Türk halkı muhalefete oy tercihini nasıl kullanacak? Ortadadır. Çok nettir ortadadır. Ciddi bir sorudur bu. Evet.